Alparslan Hoca, ismim Alparslan Demir. Yeni serimizin yeni videosuyla karşınızdayım. Fransızca, İngilizce, Türkçe karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serimizin 5. videosuna geldik. 100 videodan oluşan bir seri. Her videoda 3 cümle, toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Hem çeviri mantığına bakıyoruz. Türkçeden Fransızcaya, Türkçeden İngilizceye ya da Fransızcadan İngilizceye, İngilizceden Fransızcaya çeviri nasıl yapılır? Görmüş oluyoruz. Yeni kelimeler, terimler, deyimler ve atasözleri öğreniyoruz. Farklı dil bilgisi konularına göndermeler yapıyoruz. Hatta cümlenin Türkçe dil bilgisi mantığıyla Fransızca dil bilgisi mantığı İngilizce dil bilgisi, mantığı birbiriyle ne kadar örtüşüyor ona bakıyoruz. Dolayısıyla bu serimiz Fransızca öğrenenler için çok faydalı. İngilizce öğrenenler için çok faydalı. İkisini birden çalışanlar var. Fransızca bilip İngilizce öğrenmeye çalışanlar ya da tam tersi. İngilizce bilip Fransızca öğrenmeye çalışanlar var. Düzenli bir şekilde yazarak çalışan herkese faydalı olacak bir seri videoya başlarken henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsiz. Aklımdayken süper teşekkür özelliğini kullanarak yorum yazan takipçilerime, öğrencilerime teşekkür ediyorum. Süper teşekkür YouTube'un bir özelliği. Kanala bağış yapmak isteyenlerin kullanabileceği bir özellik. Haydi başlayalım. İlk cümlemiz önce Türkçesini okuyalım. Hayallerinizi gerçekleştirmek için düzenli olarak çalışın. Bakın bu bir emir cümlesi. Çalışın, çalışınız. Fransızcasına bakalım. Travaillez régulièrement pour réaliser vos rêves. İngilizcesine bakalım. Work regularly to achieve your dreams. Hadi eşleştirerek gidelim. Şimdi bakın burada travaye dedik. Çalışın, çalışınız. Şuraya bir yıldız atalım. Fransızca emir kipini daha önce çalışmıştık. İzlemediyseniz buradan videoya ulaşarak izleyip çalışabilirsiniz. Travaye. Siz şahıs zamirine göre çektik. Bakın Türkçe'sinde karşılık burada. Çalışın, çalışınız. İngilizce de burada. Hemen şöyle bir eşleştirelim. Sonrasında ne var? Düzenli bir şekilde var. Regulierman düzenli olarak düzenli bir şekilde diyebiliriz. Hemen şöyle eşleştirelim. Okları, çizgileri iyi takip edin. Sonrasında bakın burada pur edatı var. İçin demek. İngilizce'de to ile ilerledik. For diye bir karşılıkla gitmedik. Şöyle karşılıklarını birleştirelim. Sonrasında burada mastar halinde bir fiil var. Aynı cümlenin Türkçesinde olduğu gibi gerçekleştirmek. İngilizcesinde aşivi kullandık. E, ulaşmak gibi bir karşılığı veriyor. Hemen sonrasında şurada bir mülkiye sıfatı var. Vo mülkiye sıfatı hayalleriniz diye düşünürsek sizin hayalleriniz. Şöyle İngilizcesiyle birleştirelim. Başka ne kaldı? Şurada rev var. Le rêve hayaller. Dreams diye birleştirelim şöyle. Gördüğünüz gibi eşleştirmek çok kolay oldu. Hadi bir okuyalım bakalım. Hayallerinizi gerçekleştirmek için düzenli olarak çalışın. Çalışınız. Travaillez régulièrement pour réaliser vos rêves. Work regularly to achieve your dreams. İkinci cümle. Başarılı olmak için sıkı çalışmak önemli dir diye düşünelim. Önemlidir. dir. Il est important de travailler dur pour réussir. It's important to work hard to be successful. Daha önce farklı bir videoda cümlenin değiştirilmiş farklı bir halini kullanmıştım. Bakın şurayı alacağız önce. Önemlidir. Hadi yeşille alalım önemlidir. Bakın ile important de önemlidir. It's important to diye alabiliriz. Şöyle eşleştirelim. Önemlidir kısmı kolay. Travaye çalışmak demek fiilin master hali. Şöyle alalım. To work diye. Hatta şuraya bir yıldız atalım. İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesi diye bir serimiz var. İngilizce fiilleri ele alıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimlere, deyimlere, atasözlerine, ifadelere bakıyoruz ve farklı zorluk seviyelerinde farklı örnek cümleler yazıyoruz, pekiştiriyoruz. İzlemediyseniz seriyi mutlaka izleyip çalışın. Buradan kartına ulaşabilirsiniz. Hemen sonrasında ne var? Şurada sıkı var. Sıkı çalışmak. Travay ediyor. İngilizcesi hard. Şöyle birleştirelim kolay oldu. Bakın şurada pur edatı var. İçin demek, için. Şurada yine to be to diye ilerledik. For being successful gibi gitmedik. Zira cümleyi nasıl tercüme ederize bakıyoruz. Nasıl daha doğru kurarız kısmına bakıyoruz. Burada réussir var. Réussir başarmak demek. Başarılı olmak diye geçiyordu Türkçesinde. To be successful. Yine başarılı olmak diye İngilizcede gidiyor bak. Pour être réussi gibi, réussi gibi kullanmadık. Pour réussir diye kullandık Fransızcasında. Hadi bir okuyalım. Başarılı olmak için sıkı çalışmak önemlidir. Il est important de travailler dur pour réussir. It's important. It is important to work hard to be successful. Videomuzun son cümlesi. İşte beklediğim söz buydu. Buydu. C'était le mot que j'attendais. It was the word I was waiting for. Şimdi bir sürü önemli şey işe Öncelikle şurada Sete kısmını bir alalım. Şuraya da bir yıldız atalım. S ve son bunlar işaret sıfatı değil. Bunlar prezentatif. Yani sunum sözcüğü diye düşünebilirsiniz. Sunum sözcükleri. Konuyu çalıştığımız videonun kartını buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Sete kısmını buydu diye birleştirebiliriz it fazla birleştirebiliriz. Buydu. Ancak dikkat şurada sete dediğimize göre en parfe var. Geçmişte süren zaman var en parfe. Buydu. It was. Hemen sonrasında kolay bir öğe var. Lümo. Kelime, söz, sözcük demek. The word. Şöyle birleştirelim. Sonrasında bakın. Şurada je şahıs sanıyor var. Beklediğim dediğine göre kim? Ben bekliyordum. I was waiting for. Şöyle birleştirelim. Hemen şurada attend fiili var. Beklemek. Beklemek. I was waiting diye düşünürsek şurada past continuous var. Retende. En parfait. Sonrasında beklediğim geçmişte süren bir durum. Şöyle birleştirelim. I was waiting for edatı alıyor. Şöyle bir boşluk kaldı. Bakın şurada bir işte var. Bunu neyle birleştireceğiz? İşte buydu diye düşünebiliriz. It was sete kısmı ile. Hadi bir okuyalım. İşte beklediğim söz buydu. C'était le mot que j'attendais. It was the word I was waiting for. Burada bir eda var. Ne yapacağız? Burada bir kö var şuraya çıkartalım. Bu bir pronom relatif. Le pronom relatif. Yani bir bağlaç zamir var, bağlaç var. İngilizcesinde niye kullanmadık? Aslında kullandık. İngilizcesinde atabiliyoruz istersek. It was the word that I was waiting for gibi düşünebilirsiniz. Yani tam şurada diye düşünebilirsiniz. Ve geldik videomuzun sonuna. La fin de la vidéo, the end of the video. Fransızca, Türkçe, İngilizce. Karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serimizin beşinci videosunun sonuna geldik. Videomuzu kapatırken kanala abone olmadıysanız abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın ve çan zil işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız bu serinin devamında gelecek videolardan, farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.